أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أُحِلَّ لَكُمْ الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Sadakallahu'l-Azim. Okuduğumuz ayetlerde Estağfurullah, Nestağzubillah, Bismillah, Elhamdülillah, Vesselamu ala Resulillah. Ey iman edenler, sizden öncekilere oruç emredildiği gibi size de oruç emredildi. Bizden öncekilere emredildiği gibi bize de emredildi. Umulur ki takvaya erersiniz. Yani Allah'a karşı gelmekten sakınırsınız. Ne zaman? Eyyamın ma'duda. Belli günlerde, bilinen günlerde. Kim sizden o güne ulaşırsa ama hasta olursa veya seferde olursa tutmadığı gün kadar sonra tutabilir. Bununla beraber
orucu tutmaya güç yetiremeyenler ise tutmadıkları gün kadar miskinlere fidyede bulunurlar, fidye öderler. Bununla birlikte kim iyilikte, hayırda daha fazla giderse, yani bir fidye miktarı değil de gücünün yettiğinden daha fazlasını verirse, bu da onun kendisi için hayırlı olur. Bununla birlikte zorlansa da, ruhsat olsa da yine de oruç tutarsa, bilsin ki onun için daha hayırlı olacaktır. Peki hangi aydır? Kur'an'da ismi geçen tek ay. 12 kamerelerden tek biri Kur'an'da geçer. Hangi ay? Ramazan ayı ki o ayda Kur'an inmiştir. Ki o Kur'an hüdellinnaz, insanlar için hidayet ve hak ve batılı apaçık ayırt eden delillerle dolu bir hidayet kaynağı, Furkan olan Kur'an. Sizden kim bu aya ulaşırsa o ayda oruç tutsun. Yani keyfim ne varsa tutarım, gücüm yoksa tutmam, sadakasını versem işimi görürüm. Hayır, kim ulaştıysa, فَمَنْ شَهِدَ, kim şahit olduysa, مِنْكُمْ, sizden o ayda, شَهْرَ فَلْيَسُمْ, o ayda oruç tutacak ve tutsun. Ancak tabii ki yine hastaysa ya da seferdeyse tutmadığı kadar tutma ruhsatı yine devam ediyor. Allah bunları size niye emrediyor? Zorluk mu istiyor Allah? Hayır. يُرِيدُ اللّٰهَ بِكُمُ الْيُسْرَى. Allah sizin için her zaman kolaylık ister. Asla zorluk istemez. Allah bu oruç günlerini tamamlamanızı istiyor. Yani 2 gün tutayım, 3 tutmayayım, 5 gün tutayım, 6 tutmayayım değil. Tamamlamanızı istiyor. 29 ise ay, 29, 30 ise 30. Neden? Tamamlamanızı istiyor ki o sizi nasıl hidayete erdirdi? Sizi hidayete vermeseydi, İslam'a nasip etmeseydi, başıboş, ne yaptığını bilmeyen, hedefsiz ve amaçsız bir yığın haline dönebilirdiniz. O sizi nasıl hidayete erdirdiyse, siz de onu bu sebepten dolayı ibadetlerini yaparak anınız, ismini yücelttiniz ki şükretmiş olasınız. Şükretmiş olasınız. Bunları yaparsanız ne olur? O zaman kullarıma de ki ben onlara çok yakınım. Dua ederlerse dualarına icabet ederim. Öyleyse onlar da bana icabet etsinler, iman etsinler. Umulur ki böyle yaparlarsa eğer doğruya erişirler. Ramazan gecelerinde, oruç tuttuğunuz gecelerde ailelerinize, eşlerinize yakınlaşmak size izin verildi. Çünkü siz eşleriniz için birer örtüsünüz. Siz onlar için örtü olduğunuz gibi onlar da sizin için örtü. Harama karşı birer örtü, birer perde. Allah sizin akşamları ailelerinize karşı zafiyet duyup halvet olacağınızı bildi ve bunu sizden affetti. Buna izin verdi. İlk zamanda sahabeler böyle bir şeyin olmayacağını, bir ay boyunca aile dolunamayacağını düşündükleri için böyle bir düşünce içerisindeydiler. Allah bunu sizden affetti diyor. Bununla beraber Allah'ın sizin için izin verdiği şekliyle onlarla aile olunuz ve Allah'ın size yazdığı hayırları Allah'tan istemeye devam ediniz. Yiyiniz ve içiniz. Ne zamana kadar yiyelim içelim ya Rabbi? Sizin için beyaz iplik siyah iplikten, yani gecenin fecrin doğuşuyla gecenin karanlığının birbirinden ayrılmaya başladığı çizgi oluşuncaya kadar yiyiniz içiniz. O oluştuktan sonra da ta ki akşama kadar oruçludunuz. Ancak mescitte itikafe girenleriniz hariç, onlar yine akşamları aile olamazlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Bunlara yaklaşmayın. Allah size böyle tek tek açıklıyor ki bütün insanlara umulur ki azaptan korunurlar diyor. 114 sure 6236 ayet içerisinde Bünyel İslamu ala hams diye İslam'ın 5 temel esasa kurulu olduğunu bildiğimiz 5 temelden bir tanesi ve her yıl tekrarlanan koskocaman bir ayı kapsayan Ramazan orucunu emreden ayetler bunlar. Bakara 183 185 arası ve 187. ayetler. Orucun temel kıstaslarını anlatıyor. 1. Ramazan ayında olması. 2. Tüm ay olması. 3. Hasta ve seferde değilsen oruç tutman gerekiyor. Tutamayacak durumda gerçekten bu hiç düzelmeyecekse, hep hasta olacaksan, yaşlılık varsa, akıl gidip geliyorsa vesaire, o zaman fidyeni verirsin. Ne zamana kadar durumun düzelmeyecekse, ta ki ölüm gelmeden verirsin diyor. Ve sınırları öğretiyor. Nedir sınırlar? Oruç 3 temel yasaktan oluşuyor. Yemek, içmek ve cinsel ilişkiden ibaret. Yasakların temel başlıkları ve onların teferruatları var. Özellikle Ramazan'la alakalı bahsi okuyacağımız için önce Kur'an'daki o ayeti verelim dedi. Çünkü bizim sistemimiz ne? Önce Allah'ın kitabı ne diyor?
Sonra peygamberimiz bu ayetleri nasıl anlamamızı ifade eden sözler söylemiş. Şimdi bir şey sorayım. Ha, ne dedik ya şimdi, oruç tutmaya gücü yetmiyorsa fidye vereceğim. Ya adam fakirse, yani kendi karnı doyuracak kadar gücü yoksa o ne yapacak? Peygamber aleyhisselam döneminde bunun örneği vardı. Adam oruç yasağını işleyip aileyle birliktelik yaptığı için kefaret kendisine telkin edilen adam diyor ki, ya Resulallah böyle böyle bir yanlış işledim. Ne olacak? Köle azat edebilir misin? Hayır. 60 fakiri ya da 60 gün oruç tutabilir misin? Hayır, tutamam ya Resulallah. Zaten oruç yüzünden başıma geldi ne geldiyse. Peki 60 fakiri yedirip içirebilir misin? Medine'de diyor, ben bunu kaldıracak güçte değilim. Peygamber aleyhisselama bir sepet hurma geliyor. Al bunu diyor, bunu sen dağıt. Fakirlere sadakanı yerine getir, kefaretin ödenmiş olsun. Adam diyor ki, ya Resulallah, Medine'nin ovasında benden daha fakir olan kimse yok. Allah Resulü öyle bir tebessüm ediyor ki dişleri gözüküyor. Diyor ki, al o zaman bunu ailenle beraber ye diyor. Bu sistem bize kefaretin, kazanın vesaire ne olup olmamasını gösteriyor. Eğer gücü yoksa demek ki kişi, ne diyor ayet-i kerimede? Bakara suresinde de geçtiği gibi, yasaklar aslında mutlaka verilmesi gereken suçların karşılıklarından olmaktan ziyade yapmamamız için caydırıcılık taşıyor. Biz bunu görüyoruz. Yoksa Peygamber aleyhisselam bu kadar keskin ifadelerde bulunan ayetlere direkt gereken hükmü verirdi. Ama dikkat ederseniz Allah Resulü genelde bu hadlerle alakalı ya da cezalarla alakalı hükümlerde hep af yolunu, tövbe yolunu, tolerans yolunu tercih ediyor. Mutlak manada Allah onu hayır böyle yapma demedikten sonra tasarrufta bulunuyor. Adam oruç tutmaya güç yetiremiyor. Verme. O kadar tamam. Vermeye de gücü yok, veremiyor. O zaman üzerinde hiç herhangi bir şey kalkıyor. Şey yok, bir şey Allah'tan af diliyor. Afallahu anha. Hocam şimdi o tutmuyoruz ya. Diyelim ki sefere çıktık. Hani bizim iş gereği bazen bizim veya biz gittik bir şehire. O gün oruç tutmadık diyelim. Evet. Hani ruhsat var ya. Aslında istersek tutabiliriz yani. Biraz zorlanırız ama orada deniz işte, zorlansanız bile tutun. Tutmadık. Bunun yerine Ramazan dışında tuttuk. Ama Ramazan'ın sevabı çok çok anlatılıyor. Bu Ramazan yerine değil, Ramazan'da iki gün tutmadım ama Ramazan'ın sonra iki gün tuttum. O Ramazan'ın işte sevabı alır mıyım? Şimdi mazeretsiz olarak oruç tutanın, mazeretsiz için önce söyleyeyim, mazeretli soru ifade edeyim. Mazeretsiz, yani bir adamın hastalığı yok, seferde değil. Oruç tutabilir ama tembellikten, gevşeklikten, bir sebepten, yani mazeretsiz olarak oruç tutmuyor. Kışın tutacağım diyor. Allah Resulü belki ileride göreceğiz onu. Buyurur ki, men eftara yevmen min ramadan min gayri uzrin ve la maradin. Bir kimsenin hastalığı yokken ya da geçerli bir dini özür yokken Ramazan'dan bir gün oruç tutsa siyamut dehir diyor Allah Resulü. Bütün ömür boyunca oruç tutsa o bir günün ecrine ulaşamaz diyor. Burada dikkat ederseniz Allah bunu iki defa, yani bir sayfada ruhsatları iki defa zikrediyor. Men kana minkum maridan ev ala seferin. Hasta ya da seferde olan ruhsatı var. Tekrar olur. Ama ve entasumu hayrul lekum. Eğer bilirseniz, hani şimdi seferdeyim ama arabam rahat, konforlu. Camı açıyorum, fösür fösür geçiyor. Uçakla gidip. İyi hissediyorum. Yani uçakla gidiyorum. İyi hissediyorsam, tutarsam hayırlıdır. Ama tutmazsam zaten Allah izni vermiş. Hı-hı. Ondan dolayı sıkıntı yok. Tam sonradan tuttum ya onun yerine. Bir gün diyelim gittim. Aynı ecrinizi alırsınız. Mazeretten fayda. Tamam, mazeretim var ama Ramazan'daki yani sevabı çok anlatılıyor ya, Ramazan sevabı. Alırsın diyor zaten. Allah söyledi ya. Bütün ya. Ömür boyunca oruç tutsa onun ecrine ulaşamaz diyor. Peki, ama mazeretsiz için. Peki keyfine bir gün bozdu diyorsun yani. Keyfine tutmalı bir gün bozdu. Peki o bir gün 60 gün değil mi yani? Hiç tutmaması ayrı, tutup da bozması ayrı. Hiç tutmamışsa büyük günah, yani günaha girmiş olacak, af dileyecek ve birebir tutacak. Şimdi şunu söyleyeyim, ben Ramazan'ın herhangi bir gününü ben bugün tutmayacağım, Ramazan'dan sonra bir gün tutacağım. Onu 60 mı gerekiyor? Tutmadığınız için. He. Tabii. Yoksa birebir mi? Birebir gerekiyor. 60 yere bir şey yok 60 yani. 60 başladığı halde oruca, mesela adam oruca başladı, niyet etti, saat 11-12 oldu, baktı ki hiçbir sıkıntısı yok ama çok küçük bir susuzluktan, hani böyle kendisini helak edecek bir susuzluk değil, çok az bir susuzluk. Ya da karşısında birileri sigara içiyor, fösür fösür. Gitti, aldı sigarayı, içti. Öyle bir şey yok, hani çok büyük bir problem değil. Onun aralıksız şehreyn tutması. Yani 1.60 var ya. O da 60 artı 1, 61 tutması icap ediyor.
Başlayalım mı hadislere? Başlayalım. Yani Enes İbni Malik radıyallahu anh kal. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ dekale recebun kâle Allahümme barik lena fî recebin ve şe'bâne ve bellegne ramadan. Sadaka Resulullah. Resulullah aleyhissalatü vesselam Recep ayı girdiği zaman Resulullah aleyhisselamın şöyle dua ettiğini söylüyor Enes bin Malik. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır. Biz de ulaştık elhamdülillah. Allah hakkını vermeyi nasip etsin. Ramazan, çeşitli rivayetler var neden Ramazan ismi verilmiş diye. Ramada kelimesinden, Ramdi kelimesinden farklı rivayetler var ama genel kabul gören görüş şu. Güz girmesiyle beraber siyah taşların üzerindeki tozları alan rüzgarların vurması başlar. Bahar rüzgarları. O bahar rüzgarını vurduğu zaman taşın üzerindeki toz toprak nasıl giderse Ramazan da insanın böyle tozunu toprağını giderir sebebiyle Ramazan demişler. Bu sebepten şimdi devam ediyoruz. An Ebi Hureyre'te Abdurrahman bin Sa'd Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Kale Resulullah aleyhissalatu vesselam اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين صدق رسول الله نسائي صيام bölümünde geçiyor. Mübarek Ramazan ayı size geldi diyor Allah Resulü. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema kapıları yani cennetin kapıları açılır. Cehennemin kapıları kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır. Tabii ki burada cennetin kapısının açılmasını şöyle şerhen yorumlayanlar oluyor muhaddisler içerisinde. Cennete götürecek o kadar çok amel var ki Ramazan'da onlarla meşgul olursan kapı açık işte. Yoksa hani cennetin kapısı açıldı hadi buradan değil. Ona götüren yol açılıyor. Daha çok açılıyor. Ya, cehenneme çok... kapısı da kapalı. Niye? Oruçlusun. Affedersin. Allah hepimizden uzak etsin. Normalde içki içiyor. Ama Ramazan'da içmiyor. Ramazan'a hürmeten. Ne oldu? Cehennemin kapısını kapattı. Allah muhafaza zina, kumar, faiz vesaire var. Ya da gıybet vesaire var. Sırf Ramazan'dan dolayı bırakıyor. Cehennemin kapısını kendine kapatıyor. Şeytanların azgınları bağlanıyor. Ama bu şeytanlaşmış insanların bağlanacağı anlamına gelmiyor. İleride bunları da göreceğiz. Tam şeytanlaşmış insanları bağlanmıyorsa demek ki onların şeytanları bağlanmamış. Yok şeytanı rahmet et kutan şeytanlaşmış insanlar vardır. Şeytan içimizde Allah'tan en çok korkandır. Neden? Bir kere Allah'a karşı geldi. Ondan sonra Allah'tan ruhsat aldı kıyamet gününe kadar. Mesela ben hiçbir zaman hatırlamam belki siz de hatırlamayacaksınız. Şeytanın başıma silah dayayıp da şu ayet okuma. Vururum kafana deyip de kafama silah dayadığını falan hiç görmedim. Ya da bir iyilik yaparken yapma bu oğlum falan dediğini hiç hatırlamam. İçime küçük vesveseler verir. Ya da bir kadın geçtiği zaman bak lan bak kafamı böyle zorla çevirdiğini falan hiç hatırlamam. Sorun yani. Mu o vesvese de? Vesvese her zaman var. Mesela şu anda benim yaptığım da vesvese. Ama Rahmani vesvese. Niye yani diyor Oflu Hoca. Beni dinlemiyorsunuz da diyor. Rusları dinliyorsunuz diyor ya. Geçen akşam eve gidiyorum buradan köşeden. Bir tane çocuk elinde yani içiyor. Kadın da yukarıdan bağırıyor. Diyor Allah belanı versin diyor. Ramazan geldi günahtır diyor içiyorsun dedi. Alan daha dedi. Dedi dur daha da Ramazan bir hafta var. Ramazan'da içmeyeceğiz dedi. Tabi bunda birçok bakış açısı var. Birincisi ama güzel bir şey yani. O kardeşimizin bir şekilde Ramazan'a bu hassasiyeti göstermesi. Yani cennetin kapısına gidecek yolu açıyor. Cehenneme gidecek kapıları da kendine kapatıyor. Ama işte bu kardeşlerimize ulaşmamız lazım aslında. Yani bu kardeşlerimize biliyor ama bir şey bekliyor yani bir adım bekliyor. Bugün bu aralar çok konuştum onu. Diyorlar ki namazı kasten mazeretsiz olarak terk eden kılmayanın cezası nedir? Adam biliyor soran kişi. Ama istiyor ki hani hoca söylesin de hani cemaate kendinden biraz bazı insanlar vardır. Hocam ben biliyorum ama yine sana soruyorum. E biliyorsan niye soruyorsun? Hani ortama zarf gönderen bizim üzerimizden falan. İstiyor ki Hanefi'ye, Şafi'ye, Maliki'ye ya da Hanbeli'ye göre tazir, hafiz, şubu falan söyleyelim istiyor. Diyor ki hoca arkadaşlar namazı kasten terk edenin cezası elinden tutup camiye götürmektir diyor. Olması gereken peygamberi davranış bu. Nebevi davranış bu.
Teşekkürler. Biz bu ve benzerlerine lanet etmek ile sonuca zaten ulaşamayacağız. Çünkü ulaşmak söz konusu olsaydı peygamber yapardı. Peygamberin raşit halifeleri yapardı. Bilakis onlara baktığınız zaman hep onarmaya çalışan. Yani mesela şu anda şu kadar adamız. Her birimiz birbirimize baksa illa bir şeyler buluruz. Yani beraber geçen evdeyken bir kanal değiştirdik. Yorumcular bir başlıyor. O ona. Yani sadece din ve diyanet konusunda değil. Hayatın her alanında. Bir maç oldu. Oturuyoruz abiyle beraber. Televizyon kanala denk geldik. Sanarsın ki dünyanın sonu gelmek üzere. İki tane kabloya bakıyor. Kırmızı kablo mu, mavi kablo mu? Öyle bir gerginlikle birbirlerine giriyorlar. Niçin? Olmuş, bitmiş, hüküme bağlanmış bir maç için. O kadar birbirlerine giriyor adamlar. Yani hayatın her alanında eğer olumsuz bakacaksa var. Biz ise nübüvvet bakışına bakmamız gerekiyor. Peygamberlerin bakışına. Başarabildiğimiz kadar. O kardeşlerimize iyi bir nasihatta bulunabiliyor muyuz? Ya da kardeşim aç mısın bir çorba parası vereyim mi sana? Alıp da belki çorbaya götüremezsin. Adamın sabıkası vardır, endişe edersin başına ağrır falan diye ama cebine 5 lira sıkıştırıp da al şu 5 lirada bir çorba içeyim. Belki senin verdiğin helal paranın bereketiyle kalbini bir hidayet getirdi. Ya da ne bileyim her zaman cebimize küçük bir Kur'an, bir dua, bir ayet taşıyıp bir bak şu kardeşim bak ayette Allah ne diyor gibi. Öldürmek adına değil, adamların işi gücü rejim etmek. Rejim var tartışmaya girmek. Niye bunun derdine gidiyorsun? O rejime götürecek yolları kapatmayı daha çok konuşsak. İlla şu hırsızın elini keselim. Ne ama eline ne geçecek hırsızın elini kestiğin zaman? Onu o sürece getiren şeylerin önünü kessek. Neden hırsızlık yapıyor? Aşağıda işte Aksaray. Hayat kadınları, zinalar, fuhuşlar. Lanet edip, küfredip, efendim laf söyleyip ya da sıkıştırıp onlara zarar verip gitmenin hiçbir anlamı yok ki. Bir kere çekip onları bir konuşalım. Gerçekten bir gün çekelim. Diyelim ki kardeşim, samimi olarak soruyoruz ya. Sen bu işi gerçekten keyfiyetten mi yapıyorsun, mecburiyetten mi? Sanıyorum ki çoğu mecburiyetten yapıyor. Nedir mecburiyetin? Ekonomik sıkıntım. Bunu çözmeye çalışalım deyip kaç defa adım atabiliriz. Ama hayır, oturduğum yerden ben istiyorum ki bunlar mı? Taşlayalım bunları, sokalım böyle bir kin, bir öfke. Peygamberime bakıyorum, kadın apacık hani rejimi delil gösterdikleri iki hadise var. Oradaki kadın diyor ki, ben şunu şunu yaptım, üzerine basa basa yaptım diyor. Peygamber diyor ki, bu kadın aklı yerinde mi? Yani bunu götürün yani. Peygamber bunu yapıyor, yani kurtarmaya çalışıyor, hidayet yolunu ulaştırmaya çalışıyor. Mekke'nin fethinde, Hudeybiye'de birçok yerde af yolunu seçiyor. Bedir'de bile ilk savaş düşünün, karşıda 1000 tane müşrik, Ebu Cehiller falan filan karşıda, çoğu savaş esnasında ölmüş ama bir o kadar da esir ellerinde bulunuyor. Sen o esirlere intikam alabilirsin. Orada öldürmediği adamlar Uhud'da bir daha karşısına geldi. Sonra Hendek'te bir daha geldi. Öldürseydi iş biterdi. Bu anlayışa ihtiyacımız var. Bunu yapabilirsek önce kendi nefsimizde tabii. Sonra ailemizde, çevremizde. Tabii ki biz beşeriz. Her zaman eşek saatimiz olmayacak. Bazen eşek saatimiz olacak ama bir olmanın, cem olmanın, işte cemaat olmanın, ders talebesi olmanın, birlikte belli safhaları aşmış olmanın desteğiyle birbirimize destek vermiş olacağız. Ama bizim her birlikteliğimiz, bizden kastettiğim bütün insanlığı kastediyorum, çelme takmak üzerineyse, laf koymak üzerineyse, küfretmek üzereyse, adam gelmiş sosyal medyadan ona küfrediyor birisine. Ulan küfrettiğin adam da bu toprakların adamı. Yani sen küfür öğrendiysen sokakta o adam senin daha henüz sözlük kalıbına girmemiş küfürleri de sana söyleyebilir. O sana küfredecek, sonra küfredeceksin. Ver adresini, al adresini, aldırayım seni, aldır beni. Tak, durup dururken ne oldu? Birisi Niyazi, Mındar, diğeri ise katil. Allah Resulü diyor ki ölen de öldüren de cehennemdedir. İki mümin birbirini öldürse. Ölen de öldüren de cehennemdedir diyor. Nisa suresinin ayeti var. وَمَنْ يَقْتُمْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَهُ جَهَنَمَ خَالِدًا ف۪يهَا اِلَى اَخْرَ الْاَيَا. Bir mümini kasten öldürenin cezası için ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor vesaire vesaire. O yüzden evet yaşadığımız çağ zor ama bundan daha zorlarını geçti dünya. Şu yüzyıl içerisinde imparatorluklar dağıldı. 100 yıl önce imparatorluklar vardı. Yıkıldılar. O imparatorluklarda yaşadığımızı düşünsenize. Osmanlı'nın içerisindeyiz. Yıkılmış ya da diğer devletler yani işte Rusya İmparatorluğu dağılmış, Alman İmparatorluğu dağılmış, Macar İmparatorluğu dağılmış. Oranın halkıyız. Herhalde kıyamet kopacak herhalde. Bu saatten sonra dünya düzelmez diyeceğiz. Düzelmiş Birinci Dünya Savaşı'nda. Sonra İkinci Dünya Savaşı olmuş. Birinde 30 milyon insan, diğerinde 50 küsur milyon insan ölmüş.
O zaman yaşadığımızı düşünün. Abi bitmiş hayat her şey. Milyonlarca ceset, milyonlarca katliam, milyonlarca kayıp. Buna rağmen hayat yine devam etmiş. Ve insanlık geliştirmiş kendini. Teknolojide, bilimde, sanayide vesaire. Derken çeşitli saldırılar. Atom bombası atılmış Hiroşima'ya, Nagasaki'ye. Yetmemiş. Orta Asya tarumar edilmiş. Orta Doğu'da harfler çıkmış. Afrika'da millet birbirini öldürmeye başlamış. Asya'da bilmem neler olmuş. Avrupa birbirine girişmiş. Yine devam etmiş. İmanla küfrün, hakla batılın, zulmet ile nurun, zalim ile mazlumun her zaman mücadelesi vardı. Hani bazen diyorlar ki eskiden insanlar daha iyiydi. Hayır, her zaman vardı. Ama biz o zamanki iletişim çağları bu kadar malum değil. Şimdi insanların ne yaptığı her şeyleri belli. O yüzden affınıza sığınarak arz ettiğim şey, Allah Azze ve Celle bize şu Ramazan bir mektedir. En azından bu Ramazan'da mümkün olduğu kadar kendimizi biraz daha muhasebeye çekebilirsek, evet Adnan şu yaşındasın, yarın Azrail gelse hazır mısın? Elbette tam anasıyla hazır olamazsın ama hazır olmaya gayret ediyor musun? Kırıp döktüklerinden helalleşebildin mi? Namazlarında sebat edebildin mi? En azından yani bütün ömür yapamasan bile geçen Ramazan ve bu Ramazan arasındaki Adnan'da kendime söyleyeyim ki siz dersi oradan daha rahat çıkarırsınız. Ne yapabildin? Kur'an'dan yana bir şeyi arttırdın mı? Namazdan yana, helalden yana bir şey arttırdın mı? Varsa yaptığın bir günah, bir kusur, o büyük günahını, yanlışını terk ettin mi diye sorarsan, Azrail ile kavuştuğumda, buluştuğumda biraz daha rahat hareket edebilirim. Allah hepimize yardım eylesin. Kıran, yok eden, tarumar eden değil de iyileştirip ıslah etmeye çalışanlardan olmayı nasip etsin. Ana Ebu Hureyre'te kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte Ramazan'la alakalı unutmayacağımız şey bir ayetti. Bakara 183-187. Hadis olarak da bu hadisi hiç unutmamanızı arz ediyorum. Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufra lehu mâ teqaddeme min zembi. Bir kimse inanarak, iman ederek, sırf Allah istediği için gösterişeriye kaçmadan, karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları affolur, affolur buyuruyor Buhari İman bölümünde inşallah. Tabii ki burada hadisleri ya da ayetleri değerlendirirken Kur'an bütündür. Hadisler de bütündür. Yani tek bir ayeti çekerek hüküm çıkarılmaz. Tek bir hadise bakarak da hüküm çıkarılmaz. Hepsi birbirini tamamlar. Bu hadisi diğer hadisler, kul hakkını anlatan hadisler tanımlar. Mesela Allah Resulü'nün buyurduğu 7 büyük günah vardır. İşte büyü yapmak, zina işlemek, faiz yemek, adam öldürmek. Bu büyük günahları yapan bu günahlardan tövbe etmesi icap eder. Kul hakkına giren, kul hakkından helalleşmesi gerekir. Öylece bu hadis tecelli eder. Çünkü toplu bakmamız icap ediyor. Aksi takdirde ayette Musa Aleyhisselam'ın Yahudilere dediği gibi فَقْتُلَا اَنْفُسَكُمْ nefislerinizi, canlarınızı öldürün demesi gibi ayeti tırf oradan kesip zahiren anlarsan hadi hop beraber intihar edelim mantalitesine giriyor mana. Bu da tabii ki asla kabul edilecek bir şey değil. Çünkü ayetin başı ve sonu. Cümle de öyle. Şimdi bizim radyo sohbetlerinde kullandığımız bir program var. Ben şimdi ses kaydını yapıyorum. Kuru ses kaydını. Sonra bilgisayardaki programı aktarıyorlar. Kes. Cümleleri yaptırıyorlar. İsterse baştakiyle, ortadakini, sondakiyle de giriştekini birleştiriyor. Övdüğümü sövdüğüme, sövdüğümü de övdüğüme çevirebiliyor. Böyle bir şey de söz konusu oluyor. Ses kaydı çok basit. Yani biz bunu yapıyoruz radyo sohbetinde çünkü yaptığım ses kaydını pat diye atıyorum. Mesela videolarda bile değil mi? Adam videoları birleştiriyor. Bir anda bakıyorsun halüsinasyonlar oluşturuyor. Dünya cümle zevk falan vesaire var. Adam hopluyor, zıplıyor, havuzdan çıkıyor, karadan çıkıyor. Bildiğin sadece videoların birleşmesini uzmanca yapabilecek bir yeteneği var. Evet, diğeri Hişam bin. Ramazan'la alakalı hadisleri hızlı geçip sizi sıkmak istemiyorum. Ama bunları duymanızı arz ediyorum. Aynı Hişam bin. Hatta Arapçalarına direkt girmeden vakit kazanmak için Türkçelerinden devam edelim. Hişam bin Urve'nin babasından naklettiğine göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kadir gecesini Ramazan ayının son 10 gününde arayın. Muvatta itikaf bölümünde. Tabi Ramazan'la alakalı ayetler Rabbimiz üzerine basa basa şunu ifade etti. Şehr Ramazan ellezi, Ramazan ayı ki, yani ki ne demek istiyor? Bu ayı kıymetli en çok olan şey neymiş? Unzile fiil Kur'an. Kur'an o ayda inmiş. En önemli ayrıcalığı aslında bu ayı da Kur'an ayı yapmaya bize çeviriyor. Mesela Kur'an'dan bahsettik ya, bir mukabele geleneğimiz.
evdekiler biliyorsa sabah namazına kalkma nimetini Allah onlara nasip ettiyse, onlarla beraber bir sayfa okumak değilse, gündüz iş yerinde kendi kreşten adına bir fırsat bulup skor meçten vesaire. Bir de sayfa, mesela cep telefonunda hepimizin var artık. Cep telefonlarımızda akıllı uygulamalar var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çok güzel yapılmış bir Kur'an uygulaması var. Fihristi de yapabiliyorsun. Aç 2 dakika. Zaten o gerçek manada bir Kur'an olmadığı için, bilgisayar bir görüntü yansıması olduğu için, abdestsiz olan la yemez su illa mutahharun vakada bir olduğu gibi abdestsiz Kur'an'a dokunamaz kitap olarak ama telefonla dokunabilir. Maksat onu okuma, açar, okur. Bir ayet bir ayettir. Kapat, sadakallahu lazım. Devam etmeli, yapmalı. Her geceyi Kadir, her karşına gideni Hızır bilen Kadir'i de bulur, Hızır'ı da bulur demiş eskiler. Diğer hadisimiz, Müslim'in tahareti bölümü, yine direkt Türkçesinden devam edelim. Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde, şart bu, cümle olaya başlıyor. Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde, 5 vakit namaz ile cuma, bir sonraki cumaya kadar, 5 vakit diğer 5 vakit arasında, cuma bir sonraki cuma arasında, Ramazan da diğer Ramazan'a kadar aralarında işlenen günahların bağışlanmasına vesiledir. Hakikaten cennete girmek çok kolay. Hadislere falan baktılar. O kadar yollar var. Oradan affedeceğim, buradan bağışlayacağım, oradan affedeceğim, buradan bağışlayacağım. Yeter ki kulun, hani buradaki ayette dediği gibi fel yestecibu li vel yu'minu bi. Yeter ki benim de davetime onlar uyusunlar ve iman etsinler. Hocam ama insan öyle bir yaratılışa sahip ki Allah cennete girsinler diye o kadar yollar halk ediyor. O kadar 5 vakit namazdan 5 vakit namaza kadar, cumadan cumaya kadar günahsız oluyor yani insan bir yerde. Büyük günahlar işlemedi söylediğim gibi. Ama insan onda nasıl bir nefis var ki yine onlardan bir seyir bir yol bulup da bunlara çıkabiliyor. İşte beşeriz ya abi. Al, düşünün mesela, parantez açalım, sizi sıkıyorsam kusura bakmayın. Şimdi biz bir insan bir suç işlediği zaman ne diyoruz? Cahil, cahil, bilmiyor diyoruz. Ama aslında doğru değil. Bazen bildiği hali işte, adam biraz önce bahsetti ya, Ramazan'a bir hafta var diyor. Biz bilmiyoruz kaç gün var ama alemci biliyor. Edebinden, muhabbetinden. Şimdi bakıyorsun, Adem aleyhisselam cennette yaratılmış, melekleri görüyor, cenneti cehennemi temaşa ediyor, Allah azze ve celle'yi duyuyor, görüyor ya da perde arkasından konuşuyor. Ey Adem, sana secde etmesini emrettim. Şeytan hariç hepsi secde etti. Ne abi? Tamam, kapatsın hocam, sesi daha güzel çıkıyor. Tamam abi, kapatın. Sonra Hazreti Adem bakıyor ki şeytan ona secde etmediği için iblis cennetten kovuluyor. Hepsini görüyor. Aynen yakin, aynel yakin, ilmel yakin, hakkal yakin. Hepsini görüyor. Hepsini görüyor. Allah Azze ve Celle yalnız olduğu için destekçi olarak Havva'yı da veriyor annemizi. İlim var, yalnız da değil, yine de yasak harca yaklaşıyor. Hadi Adem aleyhisselam daha yeni yaratılmış. Bazı şeyleri belki tecrübe edememiş diyebiliriz belki. E peki şey, iblis ne kadar zamandan beri hayatta olduğu belli değil. Onlardan önce yeryüzünde yaşayan cinlerin düşer olduğu akıbet belli. Dünya hayatını biliyor. Azazel'ken iblise dönmeye başlıyor. Kâne minel cin, o aslında cinlerden hiç melek değildi. Bu hale düşüyor. Buna rağmen bile bile yine de Allah'a ihsan ediyor. Ve ne hayru minhu diyor kibirden. Demek ki Adem aleyhisselam gibi sehven hataya düşebiliriz. Cahillik kavramına sığmadan bazen. Yani adam mesela diyor ki, geçen haberde gördüm. Birisi otobüste birilerini taciz etmiş. Milleti yakalamış, karakola götürüyorlar. Abi ben daha gencim, beni hoş görün falan diyor. Yani yaşım benim genç diyor. Yaşım benim genç diyor. Ya çok basit bir şey. Bir gün şimdi akşam ezanı okudum. Baktım işte gözüm yok mu bir saat. İki saat namazı. Ben de abdestim. Ha giderim ha giderim ya dedim, işte şimdi farza yetişemem dedim. Aslında gitsem zorlasam abdesti hemen alırdım, farza yetişirdim. Neyse baktım ya yetişemem, şeytan yaklaşıyor yani, bir de ağır geliyor, abdest alacaksın. Şimdi bu geldi de aklıma. Sonra namazı kılmadım de, ya dedim boşver tamam dernekte kılarım. Geldim buraya, çıktım yukarıda abdest.